250 yıldır Eminönü'nde kaliteden ödün vermeden akide şekeri yapma geleneğimizi devam ettirmekteyiz. Büyük dedem, babam ve ben, dördüncü kuşağım. Akide şekerini yapmayı ustalarımdan öğrendim, babamdan öğrendim. Yetişkin olduğum zaman kazanı kaldırmakla başladım. Şekeri yoğurmakla devam ettim. Sonrasında da şekeri şerit haline getirip keserek imal ettim. Akide şekeri Osmanlı kültüründe padişah ve Yeniçeriler arasındaki anlaşmadan dolayı ismini oradan almış bir şeker çeşidi. 6 ayda bir Osmanlı padişahları Yeniçeri'ye maaş verdikleri zaman, yani ulufe verdikleri zaman Yeniçeriler bu ulufeden memnun oldukları üzere o ocaklarında, Yeniçeri ocaklarında kazanları çıkartır, ateşler yakılır ve şeker yapılırmış. Ve bu şeker yapıldıktan sonra padişaha sunulurmuş. Padişah tabii bu olaydan mutlu olurmuş. Benim verdiğim maaştan Yeniçeriler, askerlerim memnun ve bana akide şekeri yolluyorlar. O yüzden bir sulh devam edermiş orduda. Toplumumuzda acı tatlı günlerin ortak bir şeker çeşididir. Acı günlerde, işte cenazelerde, mutlu günlerde de, düğünlerde, doğum günlerinde, genellikle köylerde akide şekerinin çok da zevkli şekilde ikram edildiği aşikardır. Osmanlı'dan günümüze gelen bir çeşit gelenektir. Biz her zaman şunu söyleriz, severek iş yapacaksınız. Akide şekerini yaparak içinde sevginizi koyacaksınız, mutluluk vereceksiniz ki insanlar da yerken mutlu olsun. 3 nesildir devam eden bu mesleği 4. nesil olarak severek, kalbimle, bütün istenliğimle çalışarak ortaya koyduğum performanstan yaşatmaya gayret ediyorum. Umarım bundan sonra da 5. nesilde gelir. Kızım burada bizim bıraktığımız, dedesinin, büyük dedesinin, babasının bıraktığı bu mesleği devam ettirme güzelliğini yakalar.